Ergün Diler. Silah. Gelin bugün sadece Kemal Bey'i değil, Meral Hanım'ı da buraya misafir edelim. Sonra Devlet Bahçeli'nin konuşmasının sonuna sakladığı "İnşallah Türkiye değişmez" çıkışıyla ne anlatmak istediğine bir bakalım. Ve Macar lider Orbán'ın 28 Mayıs seçim değerlendirmesini de unutmadan ilerleyelim. Yıllar önceydi. Rahmetli Mehmet Ali Birand genç bir gazeteciydi. 32. gün ekibinin lideri olarak Filistin lideri Yaser Arafat'la söyleşi yapıyordu. Yanılmıyorsam TRT1'de yayınlanıyordu. Söyleşinin tamamı hafızamda değildi belki. Ancak can alıcı kısmını hiç unutmuyordum. Röportajın sonlarına doğru geliniyordu. Bir an kendi üslubuyla biraz öne eğiliyor ve merak ettiğini hissettirerek soruyordu. Sayın Arafat, silahınız var mı? Silah taşıyor musunuz? Tabii Arafat da önemli bir isimdi, önemli bir karakterdi. Gülümseyerek evet cevabını veriyordu. Birand bu cevapla daha da heyecanlanıyor ve anında ikinci soruyu yolluyordu. Peki görebilir miyiz? Birand merakla Arafat'ın ne yapacağını beklerken daha doğrusu nasıl bir silah taşıdığını görmek istediğini gizleyemezken adeta göz bebekleri büyüyordu. Ancak Yaser Arafat'tan hiç unutmadığım ve not aldığım ders niteliğinde bir yanıt geliyordu. Sayın Birant, çekersem sıkmam lazım. Bunu niye paylaştım? Evet, Meral Hanım'ın durumunu anlatmak için İyi Parti lideri belki seçilecek aday diye ısrar ederek Kemal Bey'in kazanamayacağını söylüyordu. Bunu da değiştirmek istiyordu. Haklıydı, zaman zaten sonuçları ortaya koydu. Siyaseti ne kadar doğru okuduğu anlaşıldı. Ancak yetmiyordu. Kendisi ve partisiyle ilgili ise bir o kadar hatalı davranıyordu. Kendisine bel bağlayanları göremiyordu. Altılı masada olmadan kendi yolunda ilerleyerek çok daha başarılı sonuçlar elde edeceği gerçeğini ıskalıyordu. Elindeki anketlerle masaya oturuyor, adayın belirleneceği gün kriz yaşanıyordu. Meral Hanım anketlere göre CHP liderinden aday olmamasını istiyordu. Kemal Bey de buna şiddetle karşı çıkıp İyi Parti liderini masadan adeta kovuyordu. Kriz alıp başına gidiyor, Akşener ekranlara çıkıyor ve siyasi tarihteki yerini alan konuşmasını yapıyordu. Dramatik olan silahını çekiyor ancak sıkmıyordu. Bunun tarifi yoktu. Ekranda söylediği pek çok şey de haklıydı. Olabilir. Ancak bir lider canlı yayında hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a seslenip gelin aday olun der mi? Hadi canlı canlı aday bulacaksın. En azından birini seçip ona yüklenseydin. Tek bir isim gerekiyorken neden ikisine birden seslenerek krizi daha da büyütüyordun? Siyasi akıl zaten Kemal Bey'e karşı duracak olan insana bu işleri önceden halletmeyi emreder. İki belediye başkanıyla ayrı ayrı görüşüp gizli gündemle birini taşırdın. Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçmediği anda da bombayı çekip kucağına atardın. Bunu yapmadı. Masadan kalktı, gitti, aday bulup devam edemedi. Sonra da dönüp masaya geri geldi. Kendini de partiyi de eritti. Çok büyük haksızlık ve terbiyesizlikler yapıldı mı? Yapıldı. Doğru ancak liderlik böyle bir şeydi. Kitlelere göre hareket edecekseniz size ne gerek vardı ki? Meral Hanım kendisi hakkında yanılırken Kılıçdaroğlu meselesinde ise tam 12'den vuruyordu. Panik başlıyor, partiden istifalar geliyor ve genel merkez karışıyordu. Soğukkanlılık kayboluyordu. Aceleyle aday arama telaşı başlıyordu. Canlı yayında Ersen Şene kadar uzanıp "Gelin konuşalım. Sizi aday yapabiliriz." noktasına savruluyordu. Olacak iş değildi ancak oluyordu. Masanın iki ağır oyuncusu apranti hatalarıyla Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkmaya çalışıyorlardı. Şaka gibi değil mi? Akşener Masa'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kurgulamak için kurulduğunu anladığı halde kendi yolunu çizemiyordu. Aslında o gün yeni bir yol açılıyor ne Meral Hanım ne İmamoğlu ne de Yavaş bunu görüyordu. Olayları okuyamayan, deşifre edemeyen giderdi, silinirdi. Muhtemelen bu isimlerde Kemal Bey gibi siyaseten artık olamayacaklardı. Erdoğan gibi bir liderle yarışa gireceksen algoritmanın çok sağlam olması şarttı. Oysa masa bir yıl oturup dağılıyor, bir aday bile belirleyemiyordu. 14 Mayıs'tan önce çöken ittifakın resmi açıklaması 28 Mayıs sonrasına kalıyordu. Madalyonun bir de diğer yüzünü düşünün. Başkan Erdoğan 21 yıldır iktidardaydı. Siyasi bilimcilere göre yıpranmışlık fazlaydı. Oy kaybı sürpriz sayılmazdı. Bunca yıllık iktidarda olmasına rağmen kendi partisini temizliyor, Covid-19 virüsünün getirdiği zorluklarla uğraşıyor, Rusya-Ukrayna savaşının ara bulucusu oluyor, ekonomik olarak darbe alınmasını önlüyor, Amerika ile ayrı, AB ile ayrı konuşuyor, dönüp bir de altılı masayı tasfiye ediyordu. Bir aday belirleyemeyene karşı bir dünya iş yapan biri yani. Durum buydu. Görülen de buydu. İşte bu tasfiyeyi görenlerin başında devlet bey geliyordu. 28 Mayıs akşamı yapılan seçimlerin sonuçlarını alınca ekrana çıkıyor ve anlamlı bir konuşma yapıyordu. Devlet Bey, küresel lobi, çıkarcı, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, tefeciler, bankerler, Amerika'sından AB'ye kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş, Çanakkale ruhunu, milli mücadele duruşunu aşamamışlardır. 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış, her türlü iç ve dış mahreçli operasyonlar küstahça ilerletilip ihya edilmiştir. sözleriyle seçimlerin küresel boyutuna dikkat çekiyordu. Finalde ise herkesin merak ettiği, önümüzdeki dönemde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez. Peki Devlet Bey burada ne demek istemişti? Bunu da Devlet Bey'de partiyi de çok iyi bilen dostuma sordum. Cevap küreseldi. Dostum Devlet Bey'in o cümlesinin 28 Mayıs seçim sonuçları millet İttifakı açısından dayanılacak gibi değil. Sadece Kemal Bey değil, diğer liderlerin de gitme, silinme ihtimali oldukça fazla. Kaybedenleri bir şekilde biliyoruz. Umarım yerlerine sürpriz isimler gelmez. Kurulmaya çalışılan sistemi çökertmek için savaş vermez. Şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtiyordu. Gariptir. Aynı çizgiye yakın bir değerlendirmede Macar lider Orban'dan geliyordu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de gerçekleşen seçimlere ilişkin konuştu. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın aldığı zaferin kendisine çok büyük bir rahatlama yarattığını ifade eden Orban, Erdoğan kazanmasaydı Soros'un adamı göçmenlere sınırları açardı, zafer için çok dua ettim dedi. Kemal Bey de doğal olarak masayı da aldığı Soros'un yanına koydu. Sanırım Devlet Bey de bu kanattan gelecek, gelebilecek yeni dalgalara dikkat çekmek istedi. Sık sık yazdığım gibi Seçimlerin küresel sonuçları olacaktı. Şimdi onları göreceğimiz zaman dilimi gelmekte. Bekleyin. Ergündüler Takvim Mahmud Övür Baba Ali'nin duayeni Mehmet Barlas Eskiden medya diye bir şey yoktu, Baba Ali vardı. Osmanlı'nın son döneminde hükümet merkezi bugünkü İstanbul Valiliğindeydi ve oraya Baba Ali denirdi. Sonra bu mekanın bulunduğu Cağaloğlu semti gazetelerin merkezi olunca oraya da Baba Ali dendi. Herhalde bir hikmeti var. Demokrasilerde dördüncü kuvvet olan basın bizde belki de hükümet merkezi olan Baba Ali nedeniyle birinci kuvvet havasına girip zaman zaman siyasete ayar vermeye de kalktı. Sabah gazetesi ve Turkuaz grubu özellikle son 20 yılda Sivil ve demokrat çizgisiyle bu vesayetçi basın aklına hep karşı çıktı ve siyasete müdahaleler karşısında Amiral Gemisi misyonu üstlendi. İşte bu misyonun önemli aktörlerinden biri de önceki gün kaybettiğimiz Baba Ali tarihinin duayen ismi gazeteci ağabeyim Mehmet Parlastı. Tıpkı yakın zamanda kaybettiğimiz Hıncal Uluç ve Engin Ardıç gibi demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez aktörüydü. Hani doğuştan gazeteci derler ya, öyle biriydi ve baba mesleğini ömrünün sonuna kadar severek sürdürdü. Bir gazete sahibi olan babası rahmetli Cemil Said Parlas'a dönemin etkili bir CHP milletvekiliydi. Böyle bir siyasi geçmişe sahip Parlas, uzun gazetecilik hayatında İsmet Paşa'dan Celal Bayar'a, Demirel'den Ecevit'e, Özal'dan Recep Tayyip Erdoğan'a uzanan siyasi tarihimizin önemli siyasi aktörlerini tanımakla kalmamış, onlarla birlikte Türkiye'nin darbelerle kesintiye uğrayan kırılgan tarihine de tanıklık etmişti. Kapsama alanında sadece iç siyasi aktörler yoktu. Gorbaçov'dan Kaddafi'ye, İran Şahı Pehlevi'den Nixon'a, Hüsnü Mübarek'ten İzak Rabin'e çok sayıda dünya lideri de vardı. Baba Ali geleneğinin en güçlü hafızasıydı ve en çalkantılı siyasi süreçlerin tanığıydı. Onun siyasi tecrübesiyle yaptığı analizler sadece gazetecilere değil, yeni kuşak siyasetçilere de ilham verecek derinlikteydi. Barlas'la aynı gazetede buluşmak bile başlı başına bir şanstı. Tıpkı sevgili Göksen Göktaş'ın Barlas'la söyleşi yaptığı Dün Dündür kitabında yazdığı gibi. Bazı insanlar vardır, onlarla değil tanışmak aynı yüzyılda yaşamak, aynı dönemi paylaşmak bile talihin size geçtiği bir iltimastır. O iltimasın ne anlama geldiğini ancak Barlas'ı tanıdığınızda veya okuduğunuzda fark ediyorsunuz. Geçmişte Baba Ali sadece siyasete ayar veren değil, aynı zamanda kendi aktörlerini de yiyen bir yerdi. Yıllarca Barlas hakkında söylenmedik şey kalmadı. Kimi dönek dedi, kimi hızına alamadı, her devrin adamı diyerek onun vesayet karşısındaki duruşunu itibarsızlaştırmaya çalıştı. CHP'yi halkla buluşturan Ecevit'le yol arkadaşlığı da, muhtıra ve darbelerle iktidardan uzaklaştırılan Demirel'i savunması da, zihniyet devrimi yapan Özal'la dostluğu da, sessiz devrimlerle tabuları yıkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunması da bu ilkesel duruşuyla ilgili. Bildiği halde kötüleyenlere ne desek kâr etmez ama, Bilmeyenlere onun bugüne de ışık tutacak şu sözleri herhalde yeter. Şimdi bakın, nasıl Özal'la her konuda uyuşmuyorsam, Recep Tayyip Erdoğan'la da her konuda uyuşmayabilirim. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar savunur, bunun kavgasını sonuna kadar veririm. Büyük resme bakıldığında, Türkiye'yi aldı ve bambaşka bir yere taşıdı. Ben İmam Hatip mezunu değilim. O İmam Hatip mezunu. Farklı kültürlerden geliyoruz. Her konuda fikirlerimiz aynı değil. Dış politikada uyuşmadığımız bir sürü mesele var. Ama açık söyleyeyim Erdoğan'ı kimseye yedirmem. Özal için de böyle hissetmiştim. Öte yandan Ecevit ve Demirel için hiç böyle hissetmemiştim. Neden? Reformist değillerdi onlar. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun abi.